Arkadaşlar merhaba. Bu sene üçüncüsünü, toplamda da 15.sini gerçekleştirdiğimiz Soft Talks etkinliklerinde bugün yine yeni bir konuğumuz var. Kendisini size takdim etmek istiyorum. Sizin jenerasyona yakın, oldukça yaşına rağmen deneyimli Vefa Bey aramızda. Takdim edeyim kendisini alkışlarla, Vefa Kırbaç. Hoş geldiniz. Evet, müsaadenizle programımıza başlayalım. İlerleyen zamanlarda bolca sorularınızla Vefa Bey'i terletmenizi rica ediyorum. Buyurun. Evet, klasikleşen sorularımızla başlıyoruz biliyorsunuz Soft Talks etkinliklerine. Bizim klasik sorumuz bilgisayar dünyasıyla nasıl tanıştınız? İlk tanışıklığınız bilgisayarla nasıl oldu? Kaç yaşında oldu? Bununla başlarsak keyifli oluyor ondan sonrası. Benim şöyle aslında babam bankacıydı ve zamanında halimiz vaktimiz yerindeyken daha ben küçük yaştayken bilgisayar eve geldi. Bu eski bildiğiniz büyük kasa monitörlü olanlardan. O şekilde bilgisayarla tanıştım ilk başta. Ya benim aslında elektrik elektronikle çok fazla bağım vardı. Ben küçükken işte oyuncak arabaları bozup tekrardan yapıp işte bir şeyler ekleyip falan önüne süpürge ekleyip yolları süpüren araba falan böyle o tarz şeyler de çok fazla yapmışlığım var. O yüzden elektrik elektronikle çok fazla bağım var. Bilgisayarla da o yaşlardan oldu. Peki lise hayatınızdan bilgisayarla devam ettiniz mi? Eğitim öğretim durumu normal bir Anadolu Lisesi tarzı mı okudunuz yoksa meslek lisesi mi? Onu öğrenebilir miyiz? Tabii. Benim İson Dinçkök Teknik ve Anadolu Meslek Lisesi'ydi. Zamanında Barış Hocam sağ olsun benim müdür yardımcımdı. Ve alanım elektrik, elektronik, endüstriyel bakım onarımdı. Yani bu neden önemli? Bizim zamanımızda şey vardı. Meslek Lisesi, Memleket Evet, Lisesi diye bir proje vardı. proje vardı. Yani ben de hala çok değerli olduğunu düşünüyorum meslek liselerinin ve azımsanmayacak bir önemde olduğunu düşünüyorum. Yani meslek lisesinden mezun oldum. Devamını biraz anlatayım mı? Olur, tabii ki. Meslek lisesinden mezun oldum. Bizim sınıf 22 kişi falandı ve sadece 2 kişi 4 yıllık üniversiteyi kazanabildi. Birisi işte mühendislik, birisi öğretmenlik. Sonrasında çoğumuz 2 yıllık ön lisans bölümlerine gittik. Benim de aslında ön lisanstan sonrasında başladım. Bu herkes de farklı olabilir bana göre. Ön lisanstan sonra dikey geçiş sınavıyla ben mühendisliği kazandım. Elektronik haberleşme mühendisliğini kazandım. Oradan mezun oldum. Ama bu üniversite hayatım boyunca da hiç yerimde durmadım diyebilirim. Yani sürekli bir aktivite, bir yarışma olsun, proje olsun, işte bazı vakıflarda eğitmenlik olsun gibi farklı yerlerde kendimi geliştirmeye çalıştım. Peki elektronik haberleşme mühendisliği okudunuz ama şu an yazılım dünyasındasınız ve yazılımla ilgili bir iş yürütüyorsunuz. Bu geçiş nasıl oldu? Onu öğrenebilir miyiz? Mikrofonu şöyle koyalım, o sesi alır, rahat edin. Böyle uğraşmayalım, şu sesi. Benim mezuniyet, yani dediğim gibi elektronik ve haberleşme mühendisliği olduğu için mezuniyete yakın böyle robotik alanından ilerleme hevesim vardı. Endüstriyel robotlar vesaireler böyle çok havalı geliyor. O alandan ilerleyecektim. Ve zaten iki stajım da o alanda yaptım. Gayet güzel bir firmada aslında. Çok zor uğraşarak stajı elde ettim ve yaptım. Mezun olmama yakın şu an ilk işe girdiğim firmanın CTO'su bana LinkedIn üzerinden ulaştı. Dedi ki hani ben dedi seninle aynı üniversiteden mezunum, aynı bölümden mezunum. İşte zamanla biraz tecrübe edindim. Şu anda da kendi firmam var. İşte robotla alakalı da bir projemiz var ama biz yazılım test firmasıyız. Gel bir görüşelim. Gittim görüşmeye. Dedi ki işte biz dedi ilk defa bir Ar-Ge projesi yapıyoruz, robot projesi yapıyoruz. Fiziksel ilk bir ürün. Normalde full yazılım testiyle ilgilenen bir firma. Dedi
Dedi ki biz sen bize dedi robot konusunda yardımcı olursun. Biz de sana yazılım testini öğretiriz. Win-win karşılıklı. Olur dedim. O şekilde ilk defa bir yazılım firmasıyla işim oldu. Yani yazılım firmasına girdim. Sonrasında şunu fark ettim çalışırken. Yazılım testini ben zaten hayatımda uyguluyorum. Yani hataları bulma, işi biraz daha mükemmeliyetçi yapımıyla işte işi daha düzgün hale getirme gibi konular zaten yazılım testinin aslında biraz da temelleri diyebiliriz. Bunu uyguladığımı zaten hayatımda da fark ettim. Ve çalışma koşulları olsun, genel yapısı olsun daha hoşuma gitti. Hani şeye göre, endüstriyel robot firmalarına göre. Ha bu arada endüstriyel robot firmalarını da kötülemek için demiyorum. Hani o da keyifli bir iş. Hı hı. Çok güzel, geleceği açık bir iş. Yazın testi de, yazın sektörü de keza aynı şekilde. Ve bu şekilde 2 seneyi aşkın yazın testinde çalışıyorum. Bir de şey eklemişsiniz anladığım kadarıyla, yani üniversite sonrası bir yüksek lisans süreci galiba, evet. Devam ediyor mu? Devam ediyor, şu an tez aşamasına hangi geçtim. Hangi alanda? Yine elektronik haberleşme üzerine mi? Mühendislik ve teknoloji yönetimi üzerine. Endüstri mühendisliği ana bilim dalı altında. Hı hı. Orada da biraz da business hani yönetim alanına doğru kaymış durumda. Orada da işte şu anda bulunduğum firmada 15-17 kişilik bir ekibin Agile takım koçu olarak görev yapıyorum. Hı hı. Biraz da Agile, Scrum metodolojileri var. Onlara yönelik tezimde yürütmeyi planlıyorum. Şimdi bizim daha önce de misafir olan konuklarımızdan da sıkça duyduğumuz bir terim bu. Çocuklar da hatırlayacaktır. İçerik proje yönetimi, Agile Project Management şeklinde karşımıza çıkan hep bir kavram var. Biraz bize bundan da bahsedebilir misiniz? Hazır hem takım koçu hem de aktif kullanıyorken öğrencilerimizin de sizlerin bilgilerinden faydalanmasını istiyorum açıkçası. Tabii ki. Yani şöyle söyleyeyim. Daha önceden şelale metodu denen bir metotla yazılım sektörü ilerliyormuş. Ve bu ne demek? Şelale işte sıradan planlanır, işte raporlanır, yazılımcılar geliştirir, test edilir, çıkılır. Hani bu tarz bir sırayla gidilir bir sistem varmış. Bunu 1900, şimdi yanlış söylemeyeyim sallamayayım, 1980'lerde olması lazım. Bir Agile metodolojisi ortaya çıkmış ve bu Agile metodolojisiyle daha bir adı üzerinde çevik bir yapıyla her an değişime hazır, sürekli bir döngü içerisinde. Asıl mantığı şu aslında, bir müşteriye bir araba teslim edeceksiniz. Siz bunun için 2 yıl müddet veriyorsunuz. Bu 2 yıl boyunca müşteriye hiçbir şey vermeden 2 yılın sonunda direkt arabayı vermek mi? Yoksa aşama aşama, işte ilk başta bir scooter vermek, işte sonrasında bir bisiklet vermek, sonra bir motosiklet vermek, sonrasında araba vermek mi? Çünkü bu süre zarfında müşterinin de ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor bir şekilde. Ve siz bunları verirken müşterinin de fikirleri değişebilir. İşte motosikleti verdikten sonra, aa bak tekerleri bu böyle ama şöyle olsa daha güzel olur deyip proje aslında şekil değiştirebilir. Bu şekil değiştirmesi de işte çeviklik kavramı buradan biraz daha geliyor. Hani değişime açık, sürekli bir döngü içerisinde, müşteri geliştirici arasında bir döngü içerisinde ilerleyen bir sistem aslında. Yani çoğu firma aslında şu anda buna geçiyor, geçmeye çalışıyor da diyebilirim. Çünkü hani kolay bir anda geçilebilecek bir sistem değil. Ekibin bütün üyelerinin de bu sisteme adapte olabilmesi tabii, lazım. Belli tabii. Eğitimlerden geçmesi gerekiyor. Hı hı. Ya da işte içerik takip etmesi gerekiyor anladığım kadarıyla. Evet, yani sürecin başından sonuna kadar hakim olması lazım. Mesela bir testçi olarak normalde eski metotta sonunda sadece teste gelirken ürün. Şimdi bütün projenin başından itibaren, hazırlanmasından itibaren testçide tüm toplantılara dahil olup tüm sürece hakim oluyor. Hı hı. Ki neden? Dediğim gibi herhangi bir projenin şeyinde değişikliğinde veya kendine geldiğinde afalak kalmasın ve ona hakim olsun, konuya hakim olsun diye aslında. Peki ben bir soru sorayım öğrenciler adına, belki merak edenler vardır. Biz bu çevik proje yönteminin, metodolojisinin öğrencilere tavsiye etsek, mesela yazılım dersleri olabilir ya da normal dersleri olabilir. Ya da bir
robot takımının mensupları da var aramızda. Orada bir projede bunu basitçe nasıl kullanmaları tavsiye edebilirsiniz? Yani hani ne şekilde kendilerini adapte edebilirler? Öğrenci seviyesinde bu kullanılabilir mi? Ya da ne işlerini kolaylaştırır? Şimdi biliyorsunuz tabii yaşlar küçük olunca bilinç de biraz az. İşte yaşlar ilerledikçe tecrübe ediniyoruz. Gördüğümüz, öğrendiğimiz, yaptığımız, deneyimlediğimiz ya da hata aldığımız, hatayla karşılaştığımız ya da başarısız olduğumuz şeylerden. Dolayısıyla arkadaşlarımıza bu metodolojiyi kendilerinin kullanması açısından ne tavsiye edebiliriz? Yani ben de proje takımlarında yer aldım. Biz de drone yapıyorduk üniversitede. Bu tarz projelerde hani hem yazılım kısmı var, mekanik kısmı var ayrı ayrı. Hani birlikte götürülebilir. Mekanikçi, ben mekanikle ilgileniyorum, yazılım beni ilgilendirmez deyip kenara çekilmeden diğer sürece de hakim olması faydalı olur. Çünkü sonrasında uyuşmazlık olabiliyor. Yani o mekaniği yapıyor ama o yazılım ona uymuyor. O yüzden hani sürecin planlanmasından itibaren yani şey de olabiliyor bu arada, malzeme alıyorsunuz ama o malzeme uyumlu değil. Çünkü öncesindeki toplantıya katılmamış. Bu sefer ne oluyor? Hem maddi hem manevi kayıp oluyor. Bir de zaman tabii. Önemli şey. Hani bunlardan dolayı süreci başından sonuna kadar hakim olmaları tüm ekibin faydalı olur diye düşünüyorum. Aynı zamanda hani kendi işlerinde bir inisiyatif alabilme, karar verebilme yapıları da gelişmiş olması lazım. Yani şirketlerde daha çok bunun problemi çok yaşanıyor. Hani üstlere bağlı olunduğu için o sistemden kopulmuyor. Normalde bir de tabii işin bütçe tarafı var. Evet, o da var. Onun da planlanması gerekiyor vesaire. Hani bu tarz birlikte çalışma daha çok özelin genelinde çalışılabilir. Okey. Mesela biz hafta sonu robot yarışmasındaydık. Burada da ekipten bazı arkadaşlar var. Şimdi siz anlattıkça mesela benim kafamda olumlu olumsuz şeyler böyle yerleşiyor. Hani bu metodolojiyi kullanarak biz de robot takımımızda ekipleri, iş bölümleri yapıyoruz. İşte 3 kişi teknik tarafta, işte 4 kişi PR'da, ne bileyim işte 2 kişi ne bileyim mekanikçi, makine tarafı var, tedarik tarafı var, sponsorluk görüşmeleri var. Bunları mesela bu proje, yani çelik proje yönetimi şeklinde düşünüp aslında bütün takım elemanlarını da bütün sürece dahil etmek ya aslında bir şöyle, sürü sorunu çözecek gibi de benim aklımdan geçti mesela bir anda. Ya tüm toplantılara hepsinin katılması diye bir şey değil benim bahsettiğim aslında. Sprintlere bölüyoruz işi. Bu bahsettiğim araba tesliminde işte kaykaydır, skuterdir, bisiklettir gibi süreçlerde sprintlere biliyoruz. O sprintler işte siz belirlersiniz, işte bir ay olabilir, iki ay olabilir. Bu tarz süreçlerde bu süreçlerin başında sprint planlama toplantısı, sonunda bir sprint değerlendirme toplantısı, bir retro toplantısı, retrospektif. Sprint için süreç diyebilir miyiz? Evet, evet. Çocukların da anlaması bölünmüş, açısından. Bölünmüş süreçler sprint olarak geçiyor. Bunun başında dediğim gibi bir planlama, sonunda bir değerlendirme. Retrospektif denen bir toplantı türü var. Orada işte iyi giden işlerin konuşulması, kötü giden işlerin konuşulması ve bunlara bir aksiyon planı oluşturulması gibi farklı bunların yöntemleri de var. Bunlar değerlendirilip en azından süreci nasıl daha iyileştirebiliriz? Hani istediğimiz sonuca nasıl daha kolay ve iyi bir şekilde varabiliriz? Bunun değerlendirmesi yapılabilir. Okay. Yine burada konuşmamızdan sonra geçmek istediğim kısım. Şimdi Vefa Bey'in aslında sizin yine ilginizi çekebilecek bazı gruplarda, topluluklarda bulunması. İşte Maker Çocuk var, Türkiye Teknoloji evet. Takımı var. Siz orada gönüllü olarak mı bulundunuz yoksa öğrenci statüsünde hani kurs alan, ders alan gibi miydiniz? Ben... Yoksa eğitmen gibi miydiniz? Onlardan biraz bahsedelim çünkü çocukların da ilgisini çekecektir diye düşünüyorum. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'ndan başlayayım. T3 Vakfı. Orada ben üniversitenin yani mühendislik kısmının ikinci senesi falandı yanlış hatırlamıyorsam. Benim bir arkadaşım söyledi. Dedi ki böyle böyle bir şey var. Mobil programlama mıydı? Mobil programlama olması lazım.
robotik kodlama olabilir. Robotik kodlama üzerine bir şey var, eğitmenlik var. İşte ortaokul ve lise öğrencilerine eğitim verecekmiş. İlk başta da bir şey, eğitim olacak, eğitici eğitimi olmayacak. Aa güzelmiş dedim, hani gidelim, hani TH Vakfı da biliyoruz, işte Teknofest o zaman ilkini yaptı yanlış hatırlamıyorsam. Bizim girdiğimizde ikinci senesine hazırlanıyordu. Tamam dedik, gittik. Ben gönüllü olarak, gönüllü olarak düşünerek gittim. Üzerine Mersin para veriyorlarmış. Hani eğitmenlik yapıyorum, ben eğitmenliği şu şekilde düşünüyorum. Eğitmenlik yapacağım, kendime de bir şeyler katacağım. Kendimi geliştireceğim. Ben bu maksatla gittim. Ama hafta sonlarımı işte belli saatimi oraya ayırdığım için belli bir eğitmenlik ücreti de verildi. Ama ben orada bir 4 eğitim mi, 5 eğitim mi ne verdim yanlış hatırlamıyorsam. Hepsi çok faydalı geçti. Hem benim adıma hem birlikte çalıştığım öğrenciler adına. Dediğim gibi lise öğrencisi de vardı, ortaokul öğrencisi de vardı. Ama şöyle, ilgili olan öğrenciler için faydalı geçti. İlgili olmayan öğrenciler için ne kadar anlatsam da boş çünkü. Ama bazıları var ki hani mesela şey, Apple'la anlaşma yapıp Apple'da kadınlara bir eğitim veriyorlardı falan. Hani öğrencilerim, lise öğrencilerim böyleydi. O şekilde Teş Vakfı'yla şeyim. Sonrasında Teknofest'te de görev aldım aynı şekilde. Hakem olarak, işte görevli olarak. Onun dışında Maker Çocuk dediniz. Maker Çocuk'ta ben sadece bir semester tatilinde aslında çalıştım. Sonrasında biraz daha çalışmaya devam ettim. Sadece buraya da kendimi geliştirmek için gittim. Hani çok bir para kazandığım yoktu ama orada bir de Robotel vardı. Robotel Derneği de önemli bence. Bir uzu, elinde bir uzu eksik olan özellikle çocuklara. Çünkü büyük yaştakilere protez el, kol yapılabiliyor ama çocuklar sürekli gelişim çağında, sürekli büyüyen oldu büyüdükleri için o protez masrafı çok yüklü oluyor. Dolayısıyla 3 boyutlu yazıcıdan kolayca modellenebilir bir şekilde onları modelleyip o çocuklara ücretsiz bir şekilde veriyorlardı. Onun da bir parçası oldum o vesileyle. Yani üniversite hayatım benim biraz böyle koşturmalı geçti. IEEE kulübü var. Üniversiteye giderseniz ve yazılımla ilgilenirseniz mutlaka girin. IEEE diye yazılıyor. IEEE diye okunuyor. Genelde nasıl okunuyor diye soruluyor çünkü. Uluslararası Elektrik Elektronik Mühendisleri Odası gibi düşünebilirsiniz. Ve bir sürü standardı belirleyen kuruluş dünyada global olarak algılayın lütfen. Örnek veriyorum, network teknolojileri var. İşte sizin kablolu ve kablosuz bağlantılarınız var. Onun nasıl yapılacağını, hangi ucun kullanacağını, hangi kablodan, hangi verinin, hangi frekansta, hangi hızla gideceğini, İşte ne bileyim Wi-Fi'ın neyi kapsayacağını, işte low rate, düşük hız, işte ne bileyim high rate, yüksek hız, işte ne bileyim düşük güçte çalışan, yüksek güçte çalışan, kablolu uzak iletişimler, geniş alan ağları, mesela bu tarz standartlarla ilgili her şeyi IEEE belirliyor. Dünyaya lanse ediliyor. Sanki şey gibi böyle bir, işte dediğim gibi aslında dernek oda gibi görünse de standart belirliyor ve herkes onu kullanıyor. Nasıl USB portu var, herkes ona göre mouse'unu, klavyesini, işte ne bileyim kamerasını, neyse USB'den kullanılan artık bilgisayar donanımı, yazıcı bağlantısı ve benzeri ya da telefon şarj ya da ara kablosu. Herkes aynı ucu üretiyorsa, bir standartsa IEEE'nin de orada oldukça güçlü tarafı var. Tabii üniversite tarafında sizin de bahsettiğiniz gibi bizler bunu daha çok kullandık. Ben de çok kullanmıştım açıkçası. Müthiş de bir elektronik kaynağı vardı. Evet. Ben de network tarafında çok yararlandım. Orada bir konsorsiyum gibi düşünün. Ama yani işi belirleyen, orada hocalar var, işte öğrenciler var ama öğrencileri şöyle düşünün, akademik öğrenciler. Yani hani yayınlar çıkar ya, çalışmalar yapılır, tezler, makaleler gibi. Onların da katkılarıyla oraya katkı verilip işte bazı konularda standartlar yapılıyor. Bir de sizin de aslında katkı verebileceğiniz bir durum. Yani bir şey mesela pat diye bulunmuyor. Arkadaşlar ondan da bahsetmiş olalım. Hazır konu açılmışken. Mesela bir network işi çok uzun süredir olan bir şey ama yani işte standarda oturup herkesin kullanılabilir hale gelmesi. Yani Afrika'da da aynı Ethernet kartı, işte ne bileyim ya da network kablosu ya da jack kullanılıyor ya da Wi-Fi adaptör dediğimiz şeyler.
İşte Amerika'da da, ne bileyim Brezilya'da da ya da Türkiye'de de. Yani bu standardı oluşturmak kolay değil. Orada eğer merak ederseniz, zaten İngilizce seviyeleri iyi arkadaşların. Hazırlık okuyup bilgisayar bölümüne devam ediyorlar. Dolayısıyla birçok şeyle karşı karşıya kalıp derinlemesini öğrenmek isteyenler için aslında güzel kaynak. Yani o anlamda da çok şanslılar. Oraya ayrıca değineceğim. ama şey yani IEEE üniversitede bitirme projesi yazarken, işte tez yazarken de çok... Kulübü var mıydı sizde? Kulübü vardı. Kulüpleri de oluyor çünkü üniversitelerde. Ben işte kulüpte en son başkan yardımcılığı yaptım. Öyle mezun oldum. Ve şey hani her şeyde dediğiniz gibi network, yani şey ben bahsettiğim network farklı hani insan edinme anlamındaki network'te de. Evet, kulüpçilik işinde çok fazla arkadaş ediniyorsunuz. başka bölümlerden insanları tanıyorsunuz. O size çok şey katıyor. Aslında bu tarz etkinlikler dışında da bizim öğrencilerimiz birçok şeye destek veriyorlar. Mesela siz de tanışma fırsatı buldunuz. Misafir öğrencilerimiz vardı. Evet. Sosyal sorumluluk tarafları çok geniş. İşte dediğim gibi etkinliklere, yarışmalara katılıyorlar. Geçen hafta Microsoft'un Türkiye ofisindelerdi. Orada çeşitli eğitimlere katıldı yine aramızdaki bir grup. Dolayısıyla bir önceki hafta Logosoft'taydık. Böyle hem biz bir şey katkı verip bulunduğumuz etkinlikler oluyor, hem de faydalanmaya gittiğimiz öğrencilerle birlikte. Kulüp tarafı, üniversite tarafına geçtiğinizde sizi çok fazla geliştirecek bir çalışma diye düşünüyorum ben de. Zaten Vefa Bey de ondan bahsediyor. Yani, oldukça genişliyorsunuz. O network acayip genişliyor özellikle. Evet, IEEE'de yani. İşte hani dediğim gibi tez hazırlarken, bitirme projesi hazırlarken de çok fazla kullanabileceğiniz kaynak oluyor. Yani sanal ortamda faydalanabileceğiniz birçok kaynak var. Kamplar veriliyor önceden. Evet. Hala veriliyor mu? Üniversite belli öğrencilerine. Belli bir ücret karşılığında verilebiliyor sanırım. Onun dışında kulüpçülük kısmında da yani üniversiteyi ne kadar aktif kullanabilirseniz o kadar iyi. Hani ben Doğuş Üniversitesi Elektronik Haberleşme Mühendisliğinden mezunum. Orayı kazanmadan önce bir şehir dışında üniversiteyi kazandım. Bir dönem kaldım. Hani bir yıl bile değil. Bir dönem kaldım. Ne dedim, şehir bana göre değil. Ne bölüm bana göre değil deyip döndüm. Sonra tekrar hazırlandım. Yani iyi ki de tekrardan hazırlanmışım ve dönmüşüm. Çünkü hani İstanbul'da bir yazılım lisesinde okuyor olmanız da çok büyük avantaj. Yani ben şahsen üniversiteyi de İstanbul'da okumanın bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Onun dışında İstanbul Sanayi Odası'nın desteklediği bir lisedesiniz ve şu an belki bunun faydasının farkında değilsiniz. Ama hani sonradan bunu fark edeceksiniz. Benim de çünkü lisem İstanbul Sanayi Odası'nın desteklediği, yani adı zaten İSOV Dişkök diye geçtiği için İstanbul Sanayi Odası Vakfı'nın desteklediği bir liseydi. Her anlamda spor salonundan işte farklı alanlarına kadar, İngilizce derslerine kadar birçok anlamda fayda sağlıyor. Bunun üzerine ben şunu da ekleyeyim. T3 Vakfı'ndan öyle bir şekilde eğitim aldım. Bir dönemde burs aldım üniversite hayatımda. Sonraki sene de, daha doğrusu 2 sene yanlış hatırlamıyorsam, üniversiteye girdim ilk senede İstanbul Sanayi Odası Vakfı'ndan da burs aldım ben bir sene. Arkadaşlar şimdiden başlıyoruz almaya. Yani bahsedeceğim ben şimdi. Üniversitede de öyle bir imkan var ve oradaki burs programı daha kapsamlı hale getirildi son yıllarda gördüğüm üzere. Çünkü ben girdiğimde de biraz başlamıştı. Yine böyle sanayicilerle, iş adamlarıyla bir buluşmalar, görüşmeler şeklinde. Biraz daha programlı hale getirildi. Ben dışarıdan gözlemci olarak gözlemliyorum. Buradakini kısaca özetleyeyim. Çocuklar sınava giriyorlar. Okulu tercih edip geliyorlar. 30 kişi kontenjanımız var. Bir sene hazırlık okuyorlar. Sanayi Odası'nın bize sağladığı birinci olay, kayıtta laptopları kucaklarında oluyor. Dizüstü bilgisayarları okuldan mezun olana kadar kendilerinde, sonra da mezun olunca kendilerinde kalıyor. İkinci avantaj İngilizce kitapları. Bu sene Cambridge yayınlarına geçtik. O da partnerimiz. Aynı zamanda Sanayi Odası ile de birlikte beraber çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kitapları Sanayi Odası bize sağlıyor. Öğrencilere daha doğrusu. Hatta kitaplara dijital içerikler ekledik. Şöyle ki işte Cambridge'in online platformları var. Bir de Vex diye bir dijital platform ekledik. Oradan işte okuma yapabiliyorlar. Ödevler var.
çeşitli etkinlikler yapabiliyorlar. Yabancı hoca da demiştiniz. Yabancı hoca yine derslerine giriyor. Hazırlık kademesinde 8 saat, işte 9. sınıfta 6 saat, 10. sınıfta 4 saat gibi, onu da destekliyoruz. Ayrıca 9. sınıftan itibaren burs alıyorlar 9 ay boyunca. Hazırlık sınıfında değil de 9'da bir grup 9. sınıf. Dolayısıyla onlar da o işin keyfine erken varmaya başladılar. Bir de bu tarz etkinlikler artı diğer firmalarla biraz önce bahsettiğim gibi iletişim etkinlikler. Mesela Koç Üniversitesi bizim partnerimiz. Kampüs gezisi yapıyoruz her sene. Orada bilgisayar mühendisliği kulübü var, ACM. Oradan öğrenciler mesela geçen sene Python eğitimi verdi arkadaşlara online. Bu sene yine gideceğiz. Bir proje etkinliğinde takımların çalışmalarını takip edeceğiz. Belki olay ilerleyip yetenekli arkadaşlar bazı şeylerin içine dahil de olabilirler. Böyle açıkçası ortaya konulan şeyler var. Hani tabiri caizse almasını bilene diyeceğiz. Zaten arkadaşlar burayı isteyerek seçtiler. Bir şey daha ekleyeyim son olarak. Aramızda yatılı öğrencilerimiz var bizim. Bütün arkadaşlar İstanbul'da yaşamıyor aileleri. Siz dediniz yani İstanbul'da üniversite okumak bir avantaj. Onlar bir adım daha geriye aldılar bu işi lisede. Hatta hemen önden arkaya böyle bir hızlıca şey yapalım. İlk sıradan arkaya doğru hem bir paylaşmış olalım. O da çünkü çok önemli bizim için ve bu sayıyı arttırmak da istiyoruz. Bir küçük şey daha söyleyeceğim. Araya bunu da koyalım. Kızlarımızın sayısı az. Yatılı kızlarımız var. Kızların sesi daha çok çıksın kendilerini tanıtırken. Hemen araya bunu da eklemiş olalım. Sonra devam edelim programımızda. Evet, buradan ilk sıradan Zehra. Evet. Kendini tanıt. Hangi sınıfta olduğunu söyle. Nereden geldiğini söyle. Sınıf Fatma Zehra Hazırım. Alanya'dan. Evet, ikinci sırada kim var? Bakıyorum. Arda. Ben Ufuk Arda, hazırlığım Muğla Marmaris'ten geliyorum. Evet, Abdullah var. Adım Abdullah Tuncer, hazırlık sınıfındayım, İzmir'den geliyorum. Evet, Taha sen, ha pardon, son günü unuttuk, özür dilerim, Karabük. Devam et. İsmim Ahmet Selim, hazırlık sınıfındayım, Karabük'ten geliyorum. Evet. Ben Taha Olger, 9. sınıfım, İzmir'den geliyorum. Yani güzel. Peki böyle arkaya doğru devam ediyor. Daha bitmedi gibi. Var mı? Evet. Mansur, görüyorum ben seni. Sen nereden geliyorsun? Söyle bakalım. Gaziantep hazırlık sınıfından. O sırada başka kim var? Berra var. Merhaba, ben Sakarya'dan geliyorum. Hazırlık sınıfından. Evet, hızlıca devam edelim. Öbür sırayı tam göremiyorum. Ben Ertuğrul. Ertuğrul Tanıcı. Hazırlık okuyorum, Hatay'dan geliyorum. Evet. Ben Kerem Önder. Hazırlık sınıfındayım. Kütahya'dan geliyorum. Güzel. Kübra, sana kadar kimse var mı? Yok. Sen devam et. Ben Kübra Ekrom, Mersin'den geliyorum. Süper. Devam edelim hızlıca, bitirelim. Ben Burak Şahin, Deniz'den geliyorum, hazırlık sınıfındayım. Bilge Kağan. Ben Bilge Kağan'ın 9 BTV'nin Sakarya'dan geliyorum. Evet, arkada var arkadaşlarım, görüyorum. Sırayla söyleyin. Ben Emre Vergi. Ben Emre Vergi. En uzaktan gelenlerden Emre geçen sene. Sürtüncan 9 BT'den İzmir'den geliyorum. Kardeşler Abdullah'la. Evet, İzmir'den. Evet, nesiller de devam ediyor. Devam edelim. Ben Efe Bozkurt, İzmir'den geldim 9 BT'den. Evet, devam Emin. Ben Metin Özdemir, 9. sınıfım, Ankara'dan geldim. Arkada Siraç var. Ben Siraç Özdemir'im, 9 BT'den okuyorum, Isparta'dan geldim. Evet, bitti mi yatılı arkadaşlarım? Var mı atladığımız? Teşekkür ederim katkılarınızdan dolayı. Hem kız öğrenci sayımızı hem de yatılı öğrenci sayımızı arttırmak niyetindeyiz. İstanbul'dakiler çok fazla talep ederse de artık belki bir sınıfta açılır. Bakalım. Belli peki mi olur? İstanbul'a geldim ben memnun değilim diyen var mı bu yatılı gelenler arasında? Neden dolayı? Hem ailemi özlüyorum hem de yurdum pek de iyi imkanlarım olmuş. Evet. Var ya. Trafik. Ben tamam. Eskiden bir saatte şehir değiştiriyordum. Şimdi bir saatte karşıya geçemiyorum. Öyle şey mi olur ya? Öyle. İstanbul'un şey gibi bu. Gülü seven dikenine katlanır. Evet, bu fazla gibi. Dikenli ama yani. Bayağı dikenli. Evet. Taha? Okuldan memnunum ama İstanbul yani trafik, gürültü falan yani İzmir'deki hiç şey yok yani. Doğru fark edilmesinden. O yüzden İstanbul'dan memnunum yani. Abdullah, Yusuf söyle. Hocam ben bir soru soracaktım da. Sorulara geleceğiz. Bu konuyla alakalıysa alabiliriz ama. Tamam, buyur. Bahsettiğiniz içerik proje yönetimi
sistemi konusunda bir sorum olacaktı da. Çevik proje yönetimi mi? Tamam, dinliyoruz. Şimdi sizin bahsettiğiniz sistemde ekip üyeleri arasındaki iletişim çok önemli. Çünkü eğer proje başka bir yere kaydığında ya da tamamen değiştiğinde yani bunlar herkes olması, haberin olması gerekiyor. Peki bunun yani iletişimin sonrası bunun dezavantajları tam olarak ne kadar etkili oluyor ve bunun nasıl çözülüyor? Yani bu işler için genelde o takımı yönetecek bir takım koçu veya işte Scrum Master gibi roller olabiliyor. İletişimde en azından biraz daha katkı sağlaması adına. Ve bu değişiklikler, bahsettiğimiz değişiklikler zaten bu planlama toplantılarında konuşulan şeyler oluyor genelde. Hani değişiklik olacaksa sonraki planlama süreci için olabiliyor. Ama mesela süreç içerisinde bir değişiklik gerekti. O durumda da o bahsettiğimiz takım koçu biraz daha şey yapıyor. İşte iki taraf arasında orta yolu buluyor diyebilirim. Evet, şimdi birkaç sorum daha var. Sonra sizin sorularınıza devam edelim. Ona göre de programımızı şekillendirmiş olalım. Şimdi siz elektronik mühendisliğinden sonra işte yazılım sektöründesiniz. Artık öze döner misiniz bu saatten sonra ya da robotik tarafına tekrar döner misiniz yoksa bu artık böyle devam eder mi? Bu zamana kadar olan deneyiminizle ve yaşadıklarınızla hani o taraf da keyifli dediniz, evet. Bu taraf da iyi keyifli. Hangisi artık hani şimdi bununla devam ediyorsunuz belki ama belki arada düşünüyorsunuzdur. Ya da ikisinin bir arada belki kullanıldığı bir şey, hedefinizde öyle bir şey var mı? Ondan sonra bir soru daha ekleyeceğim. Yani şöyle, her robot gördüğümde heyecanlanıyorum hala. LinkedIn'de, sosyal medyada olsun vesaire başka yerde olsun. Robotu da gösterelim o zaman, FAB çıkmadan. Aşağıda mı Kübra? Evet hocam. Tamam, çıkmadan. Mekaniğe götürürüz. Tamam, olur. Oraya da gideriz. Yani mekaniği de olsun, yazılımı da olsun beni heyecanlandırıyor gerçekten. Onun dışında yani bunu kendim evde bir 3 boyutlu yazıcım var. 3 boyutlu yazıcıyı da biraz daha kendi çapında, hobi anlamında neyle model oluşturuyorsunuz? bunu söyleyeceğim ama çok komiğinize gidebilir. Tinkercad'le oluşturuyorum. Tamam, ben hiç şaşırmadım mesela. Tahmin ediyordum cevabınızı. Yani çünkü onlar da öğreniyorlar. Özellikle 9. sınıfta tasarım uygulamaları dersi var. Tinkercad üzerinden yürüyorsun. Ben Tinkercad'le yani belki de hiç kimsenin o kadar kapsamlı yapmayacağı bir robotu parçalarını ürettim. Yani gerçekten bir şey. Kullanmasını bilene cefer. O zaman bir söz alalım. Vefa Bey'den bir online Tinkercad eğitimi böyle hızlı vakti olduğunda bu kadar uğraşmış bir insandan dinlemeniz, öğretmenden dinlemenizden daha farklı. Bizler belli rutinleri anlatıyoruz, belli görevler veriyoruz, o dersi tamamlıyoruz. Ama gerçekten bazı detaylara hakim olmanız, kullanan birisinden bu kadar derinlemesine açıkçası bir randevu oluşturalım takviminize göre. Tabii. Böyle bir söz almış çok olalım. Sevindim. Yani hem de deneyimlerinizi paylaşacaksınız. Şeyi de aktarayım. Ben bu Tinkercad'i bahsettiğim bu semester tatilinde gidip çalıştığım Maker Çocuk'ta öğrendim. Ve orada öğrenmem de şöyle oldu. Orada birçok 3 boyutlu yazıcı vardı ve işte ortaokul, ilkokul öğrencileri gelip, daha çok ilkokul öğrencileri gelip onlara işte farklı eğitimler veriliyordu. Bir eğitimin konusu da şey, çocuklara belli modeller tasarlatıyoruz. İşte bu süper kahraman karakteri gibi, kendi kafalarından geçen oluşturdukları bir süper kahraman karakteri. Bunu Tinkercad'de tasarlatıyorduk. Yani çok basit aslında, üçgenlerle, karelerle, şeylerle, prizmalarla, şekillerle modeli oluşturuyorduk. Sonrasında İşte 3 boyutlu yazıdan bunlar baskıları alınıyordu bu modellerin. Bir hafta sonra derse geldiklerinde onunla bir de şey yapıyorduk. Animasyon mu? Videosunu çekip ama kare kare tam adını hatırlayamadım şu anda da. Kare kare videolarını çekip bir animasyon videosu hazırlıyorduk. O şekilde ben Tinkercad'ı öğrendim. Yani üniversitede kendinizi geliştirmek için oraya buraya salça olun demek kasıt bu. Hani çok farklı yerlerden farklı şeyler öğrenebiliyorsunuz. Ve çok farklı networkler de elde edebiliyorsunuz. Bahsettiğim gibi oradan Tinkercad'ı öğrendim ve mezunluktan sonra çalıştığım şirkette robotu tasarlarken, robotun mekanik parçalarını tasarlarken Tinkercad'den tasarladım. Ve yani o zaman
bir anda SolidWorks işte lisansını cartçurt yapmaktansa Tinkercad'den tasarladım ve baskılarını aldık. Çok güzel de çalıştı robot yani. O yüzden böyle ufak bazı şeylerin çok değerli olabileceğine inanıyorum. Robot ne iş görüyordu? Yani ne yaptırdınız robotunuza? Ne amaçla tasarladığınız bir robot? Robot bir post cihazını test ediyordu. Hmm. Post cihazına bazı işlemler yaptırıyordu. Ve hani onun şey işlevselliğini kontrol ediyordu, test ediyordu. Süper. Evet. Şimdi siz arkadaşlarımıza göre yaşınız yakın, bizlerden daha yakınsınız jenerasyonel olarak. Üniversite mezuniyetiniz de bizlerden yeni. Dolayısıyla kritik bir süreç bekliyor onları. İşte liseyi kazandılar, geldiler, güzel güzel devam ediyorlar. Belki umduklarını buldular, belki daha fazlarını. Bazılarının dediğimiz gibi, biraz önce konuştuğumuz gibi hayal kırıklığı, sorunlar olabilir, zaman içinde çözülecek. Hepsi bir süreç. Bu sürecin sonunda bir de üniversite sınavı süreci olacak. Bununla ilgili mesela kazandılar ve güzel bir okul okudular diyelim. Elektronik, haberleşme, endüstri, makina, bilgisayar, yazılım, benzer disiplinlerden genellikle işte sistem kültürü içinde kaldılar diyelim. Matematik, mühendislik alanında gittiler diyelim. Mezun oldular. Ne bekliyorlar? Yani bunları neler bekliyor? İşte iş bulma, efendim bu dijital kaynaklardan size ulaşılmış hani ilk çalıştığınız firmada ondan bahsetmiştiniz. Bu tarz şeyleri kullanma, kendilerini nasıl gösterebilirler? Bahsettiğiniz yine bir sürü şeyin içinde olma, hem üniversitede işte kulüpler, faaliyetler, çalışmalar, çeşitli kurslar, atölyelerin içinde olma size ne kazandırdı bu periyotta? Bir de son olarak şeyi sormak istiyorum. Yani çok zorlandınız diyelim. Hani okulla ilgili bir değişiklik yapmışsınız. İşle ilgili bir, böyle bir şu ana kadar bir sıkıntı yaşadınız mı? Yani hani aslında çok istiyordunuz bir iş vardı, olmadı. Şu sebepten gibi bir tavsiyeniz olacak mı? Yani bu kariyerle ilgili başlangıçta. Şöyle söyleyeyim. Üniversiteye geçtiklerinde hayat şekilleri iki yöne ayrılıyor diyebilirim. Yani iki yön de değil aslında. Birçok yön var da. İşte temelinde iki yol var ve işte bunun ortasından gitmek önemli. Birincisi tamamen sosyal. Dersleri boş verip, işte kariyeri boş verip, ama üniversiteye geldik kafasında yaşamak. İkincisi de tamamen kariyere odaklanmak. Sadece kariyere odaklanmak da iyi değil. Hem sosyalleşip hem kariyere odaklanmak bence en iyisi. Ki bizim bahsettiğim IEEE kulübünde de, şu an IEEE kulübünün reklamını yapıyormuşum gibi oldu ama IEEE kulübünde de hem sosyal etkinlikler de yapıyorduk. Hem kariyere odaklı etkinliklerde, eğitimlerde yapıyorduk. Biz Arduino derslerini mesela kendi içerimizde verdik. Bir 50 kişilik bir grup vardı mesela. Ben ve bir arkadaşım verdik birlikte. Bilenler birbirine bildiklerini aktarıyorlar çünkü. Ve şunu unutmayın, siz liseden itibaren zaten yazılıma biraz hakim olduğunuz için üniversitede bu size çok fazla bir artısı olacak. Yani ben elektronik ve haberleşme mühendisliğine gittiğimde mezun olurken sınıf arkadaşlarımdan neyim yapmayı bilmeyen vardı. Biz lisedeyken PCB basıyorduk. Yani, bu şekilde düşünün ve sizin daha liseden itibaren bu alanlarda yetkin olduğunuzu üniversitede bunun üzerine katlayarak koyup o şekilde mezun olmanız gerektiğini unutmayın. Öncelikle bu. Konuyu bayağı evirdim ama. Yok, hiç problem değil. Şeyle ilgili kariyer tarafına geçtiler. Mesela üniversitede bitti artık. Yeni mezun. İş başvurusu yapacak. Diyelim ki akademik kariyeri ara verdi ya da bitirdi. Yüksek lisans olayına devam etmedi. Şimdi o başvuru süreçte mesela staj yaptığınız yerin önemi oldu mu? Ondan sonra işte ilk işinizi bulurken neler sizi zorladı? Ya da çok istediğiniz bir iş vardı da kabul edilmediniz. Onun sebebi neydi? Veya o zorluk veya eksikliği nasıl aştınız? Yani öncelikle zaten staj bulmak çok zor. Bunu şimdi baştan söyleyeyim ki ona göre hazırlığınızı yapın. Yani bu arada şey İstanbul Sanayi Odası Vakfı'nın falan farklı kaynakları olabilir. O biraz ayrı. Arkadaşlar şanslı olacak. O alanda şanslısınız. 1-0 öndesiniz zaten. Ben ne yaptım? Ben üniversitedeyken sürekli network'ümü genişlettim.
Bu IEEE ile olsun, farklı işte T3 ile olsun vesaire. Ve IEEE'deyken bir mentorluk programı vardı. İşte çeşitli alanlarda mühendisler bizlere mentorluk ediyordu. Kariyerimiz alanında vesaire. Benim de bir mentorum vardı sağ olsun. Bir fuar firmasının da çalışan bir mühendis kendisi. Yani fuar firmasında çalıştığı için çok fazla network'ü var onun da. Hani çoğu firmada şey var. Siz ne kadar kendinizi gösterirseniz üniversite hayatınızda sonrasındaki yansıması da hayatınıza yansıması da o kadar oluyor. Yani mezun olduktan sonra çok kişi gelip de bana ya Vefa sizin şirkette iş var mı? Hani çalışan arıyorlar mı ya stajyer arıyorlar mı diyen çok oldu. Ama benim bahsettiğim gibi hani övmek için söylemiyorum, LinkedIn'den bana kendisi ulaştı, benim patronum. Dolayısıyla siz ne kadar kendinizi öne çıkartırsanız, gösterirseniz, ne kadar bu alanlarla ilgilenirseniz sonrasında meslek hayatınızda da size dönüşü öyle oluyor. Benim ilk stajımda da bu bahsettiğim mentorum LinkedIn canlı yayınları yapıyordu o zamanlar pandemide. LinkedIn'de canlı yayınları yapıyordu. O zaman beni davet etmişti. Demişti ki hani sektörden 25 yıllık bir doğayan sanayici davet edeceğim. Bir de seni davet etmeyi planlıyorum. İşte sektör yeni mezunlardan ne bekliyor? Yeni mezunlar sektörden ne bekliyor? Tarzında. Orada bir konuşma yaptık. Canlı görüşme yaptık. Ondan sonrasında oradaki beyefendiyle, sanayici beyefendiyle bayağı şey yaptık, yakın olduk. Hani benim ne istediğimi sordu staj alanında ki ben oraya giderken ya staj olsun da olsun diye gitmedim. Ben öncesinde firmaları araştırdım. Hangi alanda yapmak istediğimi, hangi firmada yapmak istediğimi, yani firmanın neden o firmada yapmak istediğimi. Çünkü ben Fanuc firmasında temel robotik programlama eğitimi aldım. Bunu da sadece bir başvuruyla yaptım yani. Online başvurusu açılmıştı. Başvurdum, kabul edildim ve gittim eğitimini aldım. Bu benim CV'me bir artı. Hani yaptığınız her şey CV'nize bir artı olarak yazılıyor. Sonrasında da oradaki eğitmenler olsun, diğer çalışanlar olsun dediler ki işte şu firma bu sektörün akademisi gibi. Hani o firmada çok şey öğrenirsin. Baktım firmayı araştırdım vesaire. Ben o 25 yıllık sanayiciyle görüşürken direkt hedeflerim belli bir şekilde gittim. Yani ama bana staj olsun yeter kafasıyla gitmedim. İnsanlar bu şekilde eğer hedefiniz belliyse size daha çok yardımcı olmak ister. Çünkü yani başıboş bir şekilde değil de bir hedefe odaklı bir şekilde gidiyorsunuz. O şekilde ben ilk stajımı elde ettim. Hiçbir akrabam, tanıdığım vesaire olmadan bu şekilde kendim koşturarak ilk stajımı ayarladım. Sonrasında dediğim gibi iş sektörüne girerken de farklı bir şekilde LinkedIn üzerinden bana ulaşıldı. O şekilde ilerledim. Farklı firmalara başvuru yaparken de yine CV'nizin ne kadar dolu. Bu arada yeni mezun olduğunuzda hani yeni mezun olarak işe alımlarda işverenler şeye bakıyor. Yani tamam sen mezunsun, mezun çok kişi var. Ama bu mezuniyetin sırasında ne yaptın? Yani sadece üniversiteyi okuyup geçtin mi? Ya da farklı şeylerle ilgilendin mi? Proje yaptın mı? Ondan sonra işte yabancı dilin nasıl? Bunlara bakıyorlar. Hani sadece diplomanın sizin bir şey ifade etmiyor. Dolayısıyla kendini geliştirmek bu alanda önemli. Sonrasında mesleki anlamda da farklı firmalara geçerken mülakatlarda çok kez önüme çıkacak bir şey. Bir de şunu da ekleyeyim. Benim CV'mde mesela hobiler arasında kamp vardı, yüzme vardı, kamp yapmak vardı. Bir şey daha vardı tam hatırlamıyorum. Ben bu ilk şirketime gittiğimde ofise girdim ve ilk iş günümde işte İK müdürü bana oradan şey diyor. Ya diyor sen yüzücüymüşsün diyor. İşte ben de eski yüzücüyüm dedi. Oradan bir yakaladım. İşte satış müdürü dedi ki ya dedi ben dedi kamp yapmayı çok seviyorum dedi. Kamp sayfam var Instagram'da falan deyip oradan orayı yakaladım. Hani sadece kariyerle gitmemek, hobilerinizi de geliştirmek, sosyal anlamda da kendinizi geliştirmek bu anlamda da önemli. İnsanlarla iletişimi de yakalayabiliyorsunuz. Bu iletişim de önemli.
ki çocukların da aslında çok fazla değişik ilgi alanları var. Önemli olan bunları böyle kararlı bir şekilde ortaya koyabilmek ve yaptığınız şeyleri de biraz göstermeniz gerekiyor. Yani siz zaten yeni mezunsunuz, adınız üstünde. Yani liseden mezun olunca ne olduğunuzu karşı taraf biliyor. Üniversiteden mezun olduğunuzda karşı taraf ne olduğunuzu biliyor. Tabii hani bir ekstra sıra dışı bir durumu yoksa kişinin, öğrencinin orada ortaya çıkması söz konusu değil ya da önlere geçmesi bir işi alırken birçok insan sizin durumunuzda. Dolayısıyla aslında kendinizi tam olarak aktarmanız gerekiyor. Hı. Ve farklı yönleriniz de varsa göstermeniz gerekiyor gibi. Evet, şimdi sizlerin sorularına geçebiliriz. Hızlıca el kaldıralım. Yüksek sesle sorumuzu soralım. Kendinizi de yine tanıtın. Aranızda konuşanlar oldu. Önden başlayalım. Merhabalar, ben Taha Ulger, 9. sınıf öğrencisiyim. Geçmişinizde işte öğretmenlikler yaptığınız nanoteknoloji alanında eğitim verdiğiniz T3'te veya mobil programlamada, işte elektronikte, otomasyonda yine çalışmalarınız oldu, işte bahsettiğiniz kulüpte. Yani bir sürü sektörde ve yani genelde elektronik yazılım sektörlerinde çalışmalarınız, eğitimleriniz oldu. Fakat şu anda yazılım test alanında çalışıyorsunuz. Bunun nedeni nedir acaba? Yani ben de daha öncesinde bir sürü alanda işte çalışmalar yaptım. Hangisi olur, hangisi daha benim için diye çalışmalar yaptım, projeler geliştirdim ve yani şu anda yapay zeka alanını kendime daha uyguluyorum. Yapay zeka veri bilimi. Ve yani burayı seçmenin de aslında bir amacı geleceğe hitap et, yani bayağı gelecek vaat eden bir alan olduğu için. Bu sizin seçtiğiniz yazılım test alanı nasıl bir geleceği var? Yani bunu düşünerek seçtiğiniz ikinci soru. Yani şöyle, üniversitedeyken her şeyi biraz deneyimleme şansım oldu. Sizin şu anda yazılım lisesinde olduğunuz için direkt buradayken de yazılımdaki farklı alanları deneyimleme şansınız oluyor. Benim üniversitedeyken, yani meslek lisesindeyken biraz da işte yalan söylemeyeyim, biraz daha laylaylamı geçti benim. Ve bizim işte bahsettim mi hatırlamıyorum, 22 kişilik sınıfta sadece 2 kişi 4 yıllık üniversiteyi kazandı. Geri kalanımız ön lisans veya işte kazanamadı veya mezuna kaldı vesaire. Üniversitedeyken çok fazla alanı deneyimledim. Biraz daha işte yöneleceğim alanı tercih etmeye çalıştım vesaire. Biraz daha robotik alanına dediğim gibi yöneldim. Derken farklı bir şekilde mezun olmama yakın işte o zamanki patronumun davetiyle başladım bir şekilde. Hani dedim ki robotik alanında şey yapayım, bir yandan da yazılım testini de öğreneyim. Ve yazılım testi sonrasında hoşuma gitti. Bu anlamda şöyle bir durum var. Hayatınızdaki gelişimlere de açık olmanız gerekiyor. Yani bazen hiç beklemediğiniz farklı zamanda farklı sektörden teklif gelebiliyor. Bunu değerlendirebiliyorsunuz ve sizin için daha iyi olabileceğini düşünüyorsanız o alana doğru kariyerinizde değişebiliyor. Yani bu mezun olurken değil, sonrasında da yaşanabiliyor. Hani mezun olduktan 2-3 sene sonra da olabilir. 5-10 sene sonra da ben gördüm. Hani 5-10 yıl çalışmış, sonra diyor ki ben diyor ya diyor ben diyor şu bölümü okuyacağım diyor ve o bölümü okuyup kariyerini o alanda değiştiriyor. Yani o hayatınızda bu tarz değişikliklere açık olun ki gelişime açık olun. Biraz önce bahsettiğim o agile mantığına da biraz benziyor. Değişikliklere açık olmak faydalı. Yani ben bu noktada şey de soracağım. Bu biraz önce değindim. Liseden benim bizim sınıftan iki kişi yanlış hatırlamıyorsam işte 4 yıllık üniversite kazandı. Birisi mühendislik, birisi öğretmenlik. Ben de ön lisansı kazanmıştım. Yani çoğu kişi ön lisansı kazandı. Buradan ben 4 yıllık üniversiteyi kazanırım diyenler bir el kaldırabilir mi? 4 yıllık üniversiteyi kazanırım diyenler. 2 yıllık üniversiteyi kazanırım diyenler. Ben mezuna kalırım, tekrardan çalışırım, hazırlanırım diyenler. Herhalde böyle bir hedef yoktur. yani
Bizim zamanımızda bu oran daha düşüktü. Hani 4 yıllık. Meslek liselerinin genelinde öyle bir şey vardı da. Evet. Mesela sizden önceki dönemde de, Barış Hocam hatırlar. Biz işte yine İngilizce hazırlık Anadolu Teknik Grubu okuduk. Bizde de çok ciddi hedefler ve iyi skorlar yapıp bayağı iyi üniversitelere giren arkadaşlar oldu. Bu arada tabii bu 25 sene önceden falan bahsediyoruz, hatta daha fazla. Yani 25 güzel oldu ya. Güzel mi? 25 sene diyelim o zaman, orada kalalım. Ön lisans mesela kazanıyorsunuz diye. Boğaziçi Bilgisayar Programcılığı. Tamam, sen hayatını kurtardın oluyordu. Yani o zaten en büyük hedeflerden biri olabiliyordu bizim meslek lisesinde veya elektronik. Ne bileyim işte bazı okulların 2 senelik programı olmuyordu. Onlarda da işte öğretmenlik programları ya da değişik programlar oluyordu. Yani üniversite kültürü için girilen üniversiteler vardı. Yani sizin bahsettiğiniz hani İstanbul'da üniversite okuma. Şimdi o tabii Türkiye'nin de birçok üniversitesinde yaygınlaşan kurum kültürü var. Eski bir sürü okul var. Oradaki akademik kadro oturup mezunlar da görülür hale geldikten sonra işin tabii bakış açısı değişiyor. Ben şeyi de söylemek istiyorum. Aynı şey bizim okulumuz için de geçerli. Şimdi dedim ya, İstanbul dışında da öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerimiz işte 3-4 sene sonra okullara gitmeye başlayıp oralardan da başarıyla çıkıp iş dünyasına ya da işte yarışmalar, projelerde aldığınız başarılar, gösterdiğiniz becerilerle hep bir aslında kendi okuduğunuz kurumun kültürünü oluşturup geliştirmek ve reklamını yapmak adına çok ciddi çalışmalar yapmış olacaksınız. Niye bazı popüler okullar biliniyor? Yani hani özel vakıf liseleri, üniversitelerini bir kenara bırakalım, devlet okulları. Çünkü hem eskiler hem yetiştirdiği insanlar ortaya bir sürü şey koymuş. Yani illa X, Y, Z lisesi, A, B, C üniversitesi diye paylaşmamıza da gerek yok. Hepiniz bazı şeyleri biliyorsunuz zaten. Dolayısıyla aslında bizim hedefimiz 4 senelik okul artı iyi yabancı dil bilen ve bunu kullanan. Yani bir tek dil bilmek, gramerle bir şeyler halledilmiyor. Ya da çok güzel metin yazabilirsiniz, mail yazabilirsiniz. Ya da okuduğunuzu anlayabilirsiniz ama bunu işinizde de kullanmanız, hayatınızda da kullanmanız önemli. Aynı zamanda da mümkünse tabii bizim bölümümüzle alakalı ya da türevleriyle üniversiteyi kazanıp güzelce okurlarsa aslında bizim için de çok iyi olacak, kendileri için de. Yani zaten üniversiteye gittiklerinde bir kültür kazanıyorlar. En önemli şeylerden biri bu. Bu biraz önce bahsettiğiniz düzgün mail hazırlayabilme, doküman hazırlayabilme gerçekten İş hani, dünyasında çok kıymetli. Çok kıymetli ve hani bunları yapamayan çok insan var gerçekten. Siz bu disipline sahip olup bu şekilde ilerlerseniz hani çok fazla adım öne geçersiniz. Şeydi, ben bu 4 yıllık 2 yıllık muhabbetimde şeyden söyleyecektim. Hani 4 yıllık kazananlar da olacak, 2 yıllık kazananlar da olacak. 2 yıllık kazandıktan sonra da ben 2 yıl kazandım deyip modunuzu düşürmeyin. Çünkü ben dediğim gibi 2 yıllıktan sonrasında DGS ile çok büyük bir hırsla devam ettim ve o şekilde geçiş sınavı var arkadaşlar. Evet. Ona giriyorsunuz ve lisans programlarına devam edebiliyorsunuz. Sadece direkt 4 yılda kazanmaktan biraz daha zorlayıcı oluyor. Yani çünkü daha küçük bir grup var kota olarak, kontenjan olarak. Hem öyle hem yani dersleriniz sayılmıyor vesaire. Yani 2 yıl okuduktan sonra üzerine bir 2 yıl daha okuyup 4 yıllık mezun olamıyorsunuz. 2 yıllıktan sonra sizi o mühendisliğe geçtiğinizde direkt yine 1 veya 2. sınıftan falan başlatıyor. Yine orada da 3 veya 4 yıl okumak durumunda kalıyorsunuz. Size etti mi 5-6 yıl. Dolayısıyla biraz süreç uzuyor. Ama dediğim gibi benim gibi birçok arkadaşım var bu şekilde DGS ile dikey geçiş sınavıyla mühendisliği tamamlayıp şu anda çok güzel yerlerde çalışan. Bir şey daha söyleyecektim ama şu an. Okay. Başka bir soruya geçelim. Aklınıza gelirse paylaşırsınız. Evet. Bilgi. Şimdi şöyle, yapay zeka hakkında konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz ki şu anda yapay zeka uygulaması ülkemizde ve dünya üzerinde çok artık popülerleşen bir şey. Benim merak ettiğim de şu, sizin hiç yapay zeka hakkında bir çalışmanız oldu mu? Veya ben bir yapay zeka denemek istedim, şöyle bir proje yaptınız oldu mu? Yani şöyle, çok ilgilendim, teşekkür ederim sorun için de. Biliyorsunuz genel yapay zeka denen bir şey var, yani planlanıyor.
Şu andaki yapay zeka biraz da öğretilen model üzerine gelişen bir şey ve genel yapay zekada artık o öğrenmeyi de kendisi yapan bir sistem haline gelecek. Bundan dolayı önümüzdeki yıllarda bir anda böyle bir çıkış yakalamasını ben bekliyorum açıkçası. Kendim o alanda özel bir projem oldu mu olmadı ama sürekli içindeyim. Yani şu da var, sizin gelişen teknolojiyi de takip ediyor olmanız lazım. Bu öğrencilik döneminizde de mezun olduktan sonra da çalışırken de sürekli bu teknolojileri takip ediyor olmanız lazım. Böyle bir dünyadayız artık çünkü. Biraz önce bahsettim, hani farklı alanlarda ben işte projeler yaptım, şey yaptım, öğrendim, çalıştım. Biraz daha deneyimledim dedim ya. Bu deneyimleme işini sizin artık biraz daha günlük hayata yaymış olmanız, biraz daha öğrenmeniz, takip etmeniz gerekiyor. Yani çünkü ne yapıyorsanız yapın, hani farklı bir alanda olun, muhasebeci olun vesaire, başka bir şey olun. Bu teknoloji, gelişen teknolojileri takip ederseniz hayatınız, işiniz çok daha kolaylaşıyor çünkü. Ki sizin alanda da, niş bir alanda bu teknolojiyi takip etmek çok önemli. Evet, başka sorunuz var mı? Var mı arkadaşlar? Göremiyorum çünkü. Mehmet Emin. Şöyle bir soru olacak. Şu an İngilizce dışında bildiğiniz başka bir dil var mı? Yoksa hangi dili öğrenmek isterdiniz? Şu an yok. İngilizce dışında başka bildiğim bir dil yok. Olsaydı Japonca veya Almanca olurdu. Çünkü bizim sektörün biraz daha lideri onlar diyebilirim. O alanlarda belki olsaydı güzel olabilirdi diyorum. Evet, başka sorunuz? Bu arada İngilizce artık hani şey, şirketlerde olmazsa olmaz zaten, hani biliyorsundur diye. Hani mülakatlarda artık sormuyorlar bile bu arada. Yani zaten biliyorsun diye geçiyorlar. Seviyesi ve nasıl kullandığın önemli, evet. Arkadaşlar. Gerçekten bakın, skor olarak testler, denemeler, neyse işte o dil sınavlarında güzel şeyler yapabilirsiniz. Onu kullanmanız önemli olan. Yani mesela işin tabii gramer tarafı var, işte listening, speaking, reading, writing falan. Ders gibi de bakmayın İngilizceye ya da bir dile. Yani hakim olmak çok önemli. Edebi tarafı var. Sonuçta teknik tarafı var, sanatsal tarafı var. Yani öyle terimler var ki her şeye aynı anda hakim olmak çok uzun süre. Türkçede de biz bir sürü şeye hakim değiliz, sizin de çok iyi bildiğiniz üzere. Dolayısıyla kendi işinizle ilgili teknik taraftaki İngilizceyi de önemsemeniz gerekiyor. Ve bunun için de kendinizi geliştirmek için çaba sarf etmeniz gerekiyor. Her şeyin başı da ilgilenip aslında okuyup araştırmakla ilgili. Yani ona vakit ayırırsanız gelişiyorsunuz aslında. Özet bu. Evet, Taha, bir sorun daha var herhalde. Çok ümitlendiniz ama başarısız olduğunuz bir proje var mı? Varsa bu hatadan nasıl bir ders çıkardınız? Var. Drone projesi. yani o drone'u uçuramadık ya. Çok içimde kaldı gerçekten. Drone uçuyordu da yarışmaya da işte etkinlikte mi uçmadı yoksa gelme? Yani, biraz uçurduk ama sonrasında bir şekilde işte bir motor arızası oldu, bir şey oldu. Yani sürekli bir aksilikler, hani bahane bulmak için söylemiyorum ama sürekli bir aksilikler oldu. Üniversitedeki süreç biraz uzadı. Malzeme temini için işte üniversiteyi bekledik. Onlar sponsorları bekledi. Gibi farklı süreçler oldu. Ondan dolayı biraz hezimete uğradık diyebilirim açıkçası. Onu bir tık hani biraz daha güzel bir seviyeye getirip öyle bırakmak isterdim. Çünkü hani bizim üniversitedeki projeler sonraki nesile kalıyor. Ben bu arada bu IEEE sayesinde mezun olurken birinci sınıftan hazırlıktan tanıdığım arkadaşlarım vardı. Aramızda 4-5 yaş değil, daha fazlası var. 6-7 yaş falan var aramızda ama onlarla aynı takımda yer aldım. Birlikte çalıştık. Yani o diyebilirim. Başka sorumuz var mı? Müdür Bey'e söz vereceğim, sorunuz yoksa. Var mı arkadaşlar? Evet hocam. Bir de
Pardon. Ben biraz önce size anlattığım örneği de vereyim isterseniz. Yani bu meslek lisesi de okumak ve sonrasında işte kariyer planlamakla alakalı benim çok böyle şeyle baktığım bir arkadaşım var. O da mezun olurken inşaatla alakalı bir meslek lisesinden mezun oluyor ve arkadaşları çoğu arkadaşı Çanakkale 18 Mart işte şeye gidiyor, üniversiteye gidiyor, ön lisansa gidiyor inşaat teknikerliği alanında. Ve bu arkadaşım diyor ki ben diyor tekrar hazırlanacağım, mezuna kalacağım. Ben diyor tekrar hazırlanacağım. Arkadaşlar diyor ki ya diyor ne yapıyorsun? Bak bir seneni yazık edeceksin. Hani gel işte ne yapacaksın? Sen kazanabileceksin falan diyorlar. O da tekrardan hazırlanıyor ve Gazi Üniversitesi'ni kazanıyor inşaat mühendisliğini. Bir sene okuyor, bir sene okuduktan sonra tekrardan biz iletişim halindeyiz ve diyor ki şey diyor. Yok diyor ben burayı beğenmedim diyor. Tekrardan hazırlanacağım diyor. Tekrardan hazırlanıyor. Yani alan olarak farklı bir alan istiyor. O bahsettim ya hani çalışmaya başladıktan sonra da alanınız, sektörünüz değişebilir. Ve İTÜ Fizik Mühendisliğini kazanıyor. Kazandığı sıralarda da ben arkadaşıma şeyi sordum. Peki senin vizyonun ne? Hani ileride buradan işte 10 yıl sonra, 15 yıl sonra nerede çalışmak istiyorsun? Dedi ki NASA'da çalışmak istiyorum. Hani hedefi NASA. Hedefinizi siz ne kadar yüksekte tutarsanız gideceğiniz yolda, kat edeceğiniz yolda mesafede o kadar yüksek oluyor. Ve İTÜ Fizik Mühendisliğini bitirdim. Sonra yurt dışında yüksek lisansa başladı. Şu anda CERN'de staj yapıyor. Pardon, çalışıyor. Stajı bitirdi, çalışıyor. Yani meslek lisesinden şu an CERN'e. Ufkunuzu bu şekilde geniş tutarsanız size kazancı da o şekilde olur diye düşünüyorum. Yani yapamam diye bakmamak evet. lazım. Gayret gösterip yapabileceğinize inanıp o yolda düzgün bir şekilde ilerlemek lazım diyelim. Teşekkür edip müdür beye bir söz veriyorum. Ben bir öneri tavsiye rica edeceğim Vefa'da. Şimdi öğrencilerin, gençlerin yaptığı çalışmaların böyle bir portfolyo kıvamında, havasında daha görünür olmasını sağlamak adına önerebileceğin sadece LinkedIn ya da bunu söyleyecektim. Başka bir şey önerebilir misin? Yani, onlar da bir takım faaliyetlerde bulunuyorlar. Gerek lise gerek üniversite bulunacaklar. Belki bazı şeyleri zamanla atlayacaklar, unutacaklar. Ama vakti zamanı gelip iş görüşmesine gittiğinde bunları anlatmak zorunda evet. kalacaklar. Bu portfolyoyu nasıl tutabilirler? Ne tavsiye edersin? Hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri evet. vardı. 9. sınıfta peki hani ufak da olsa bir kod yazdım diyen var mı şu an? Hepsi yazıyor canım. Tamam. Yani. Peki hazırlıktakiler bile başladı hatta yani. GitHub orada da bilgisayar bilimi dersi var. Şimdi ikinci dönemle birlikte başladık Python'a. Yani hani alttan da biraz hazır geliyor. Kendileri ilgilenenler var. Bayağı iyi seviyede iş yapanlar da var. Peki GitHub reposu olan var mı? GitHub kullan ya da GitHub'ı bilen var mı? Biliniyor ama reponuz yok. Benim de aslında var ama kullanmıyorum. Çünkü ben dediğim gibi elektronik ve haberleşme mühendisliği mezunuyum. O zamanlar çok fazla kod yazmıyordum. Yani yazdıklarım vardı ama bu alanda ilerlemeyi düşünmediğim için ben repoya eklemedim, saklamadım. Bu en ufak projelerinizden itibaren başlamanız ve sonrasındaki projelerinizi de orada sürekli saklamanız sizin açınızdan çok faydalı olur diye düşünüyorum. Çünkü yazılım alanında bazı şirketler bu GitHub linkinizi de istiyor CV'nin yanında. Hani sadece CV yeterli olmuyor. Yaptığınız projeleri orada saklamak, orada göstermek faydalı oluyor. Ben mezun olduktan sonra evet yazılıma yöneldim, bu alanda kodlar oldu ama o zaman da işin gizliliği kapsamında oraya yükleyemedim. Öyle olunca benim GitHub repom boş. Hani bir iki tane böyle firmaya başvuru yaparken hazırladığım bazı şeyler vardı. Onlardan bir tanesini yanlış hatırlamıyorsam koydum. Ama hani yazılım alanında bu GitHub reposunun önemi çok büyük. Aynı zamanda CV'nizi düzgün hazırlamanız lazım. Ve LinkedIn'i çok aktif kullanmanızı tavsiye ediyorum. LinkedIn'dan beni de ekleyebilirsiniz. Vefa Kırbaç olarak arattığınızda çıkar. Herhangi bir sorunuzda
bir şeyde yardımcı olmaya çalışırım. Bana buradan olduğunuzu hatırlatırsanız elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Evet, var mı sorumuz? Ben toparlıyorum artık. Bir de eğer düşünürseniz, kişisel web sitenizi de açarsanız bu da yanında bir meyvesi olur. Hani özellikle çalışmalarınızı paylaştığınız. Evet, evet. Ya şeyin devri kapandı çünkü. Önceden bizler yapıyorduk onu. İşte şuyum buyum, şunu yaptım bunu yaptım ama iş çok olmuyordu. Hepimizin bir domaini vardı. Benimki hala duruyor hatta falan. O biyografi gibi yani, olmuyordu. Ama mesela aramızda var mesela yazı yazan arkadaşımız var, edebi yazı. Yani o mesela mutlaka web sitesi olsun onun. Yani o çünkü çok önemli. Yani veya başka alanda müzikle ilgili mesela işte edebi senin, alanda veya yazı alanında, evet, blog anlamında veya, Medium'u da kullanabilirsiniz. Hı. O da önemli. Yani bir sürü platform var. Bu tarz şeyler sizi hep farklılaştırır ve erken farkında olup onu da sonra göstermek önemli. Daha doğrusu bu yeni mezun dezavantajlarını azaltıyor diyelim aslında. Evet. Kariyer tarafına. Kübra, bir şey mi söylüyorsun? Evet, son sözü sana verelim. Ondan sonra kapatalım. Aylarca uğraştığım bir projede başarısız oldunuz. Hem ekibiniz hem de siz çok üzüldünüz. Hem ekibi hem de kendinizi nasıl motive edersiniz? Yani sadece tecrübeydi deyip geçmek hem benim hem de ekibimin mesela hırsını tatmin etmiyor ve hepimizin morali bozuluyor. Siz bunu nasıl yönetebilirsiniz? Bu projeyi tekrardan farklı bir yarışmada yine devreye sokma şansınız var mı? Evet. Yani bir sonraki projede daha güçlü bir şekilde girebiliyorsunuz. Ve ben sürekli bu şekilde baktım. Yani bu arada ben olmasam bile arkadaşlarım ben o birikimle ve projenin o geri kalanıyla çok daha başarılı bir yere gelebilecek diye düşünerek devam ettim. Ve evet, tecrübe. ama bu yaslanamayacak bir tecrübe. Yani orada bir sizin başarılı olmanız, olmamanız gerçekten çok önemli değil. Yani önemli evet ama gerçekten o projeyi çalışırken size kattıkları çok daha önemli. Yani buna emin olabilirsin. Yani ben çünkü proje, birçok projede yer aldım. İşte biz şeyde bir liseye 3 boyutlu yazıcı yaptık vesaire. O maksadımız şeydi, 3 boyutlu yazıcı yaptıktan sonra, yani öğrencilerle birlikte yaptık. Sonrasında onlarla o 3 boyutlu yazıcıdan çıkan parçalarla bir şey yapmaktı. O kısmı yapamadık mesela ama bir şey kazandırmış olduk oraya. Kendimize bir şey kazandırmış olduk. O 3 boyutlu yazıcı yapımıyla ben kendime 3 boyutlu yazıcı yaptım evde. Hani bahsettiğim evdeki 3 boyutlu yazıcımı kendim yaptım. Prosa i3 diye geçiyor yanlış mı hatırlamıyorsam modeli. Yani her şey bir kazanç olarak bakın. Yani sen bakın. Güzel bakın. Evet, bir takdimimiz olacak size. Vefa Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli vaktini ayırıp bizleri yalnız bırakmadı ve programımıza katıldı. Hocam sizi de böyle alalım. Evet, Berra hazırlık sınıfı öğrencimiz. Bir de resim verelim. Teşekkür ederim. Berra, Berra. Vefa Bey. Teşekkür ederim. Kitlendi. Evet, tekrar teşekkür ederiz. Seni görmek güzeldi. İnşallah bu gruptan da yıllar sonra aynı şekilde onlara örnek gösterebileceğimiz çok fazla öğrencimiz olacak. Ben buna evet. Eminim. Şey çok kıymetliydi hocam. Sanayi Odası'nın desteklediği bir liseden, meslek lisesinden çıkma, işte mühendislik serüveni, sonrasında kariyerin bu noktasına gelmesi. Dediğim gibi yaşı da size yakın. Bizlerden sıkılıyorsunuz çokça, anneler, babalar, öğretmenlerden. Dolayısıyla jenerasyon farkı da artık çok ortaya çıkıyor. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlarla buluştunuz. Bundan sonraki çalışmalar için de sözlerimizi de aldık. İletişimde kalalım. Ekleyin Vefa Bey'i de. Sorularınızla da müsait olduğunda lütfen yorun kendisini. En kısa zamanda da ben diğer organizasyonu yapacağım. Kendisiyle görüşüp. Tekrar teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet, etkinliğimizin sonuna geldik. Katılımınız için sizlere de çok teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler diliyorum.